elimden kaçtı. Aslı, Timuçin, Yeşil. Telaşlanma abla. Ağaclan, ağaclan. Kedi değil, kedi. Faruk, havlama diyorum. Ya köpektir o zaman, köpek. Faruk, bir tıkırtılar geliyor aşağıdan. Hırsız olmasın. Merak etme sen, hadi yat. Köpek yakalar hırsızı. Faruk! Of, ne? Ya, içine mi doğuyor, nedir ya? Rüyamda Jennifer Lopez'i görüyordum. Lan Jennifer Lopez'i görüyoruz, başka biriyle evleniyordu. Ben de şeydim, nikah şahidiydim hani. Yani, kızcağız beni babası gibi sever. Şeydi, babası benim hani asker arkadaşım ya. Faruk, lafı ayılınca toparlamayı denesen. Ay Faruk dur. Faruk! Ne? Dur. Al şunu. Ne bu? İşte hırsız çıkarsa elinde bulunsun diye verdim. Ne? Hı. Bir dahaki sefere bunun tablet şeklinde olanları var. İstersen ondan al ha. Bütün her yerde satılıyor. Bir takıyorsun prize, bütün hırsızları kovuyor. Faruk, bunu buldum işte gecenin şu vakti. Yeşimcim, işin aslı bizim... Şimdi işin aslı... işin aslını baban biliyor, baban anlatsın. Yok, hayır, hayır. Annenin anlatması daha doğru. Tamam o zaman ben Yeşim'e bunu anlatayım. Sonra sen de bana Jennifer'ın nikah törenini anlat. Olur mu Faruk? Yeşim, Yeşim bak şimdi... Bir... Aslında bu köpeğin nereden çıktığını biz de bilmiyoruz. Yani biz de biraz önce gördük. Ama... Yani ama yani Faruk, şunu mu demek istiyorsun Faruk? Bilmiyorum, ben senin söylediklerinden şunu çıkarttım. Yani yanlışsa düzelt beni. Şimdi biz bu evde zaten yeteri kadar kalabalığız. Kendi kendimizi ancak idare edebiliyoruz. Ve biliyorsun ki benim bir mutfak işim var, yemek şirketim. Ve gittikçe işler büyüyor ve gelen müşteriler hijyenik ortam istiyorlar. Ayak altında bir köpek olmaz. Sanırım bunları söylemeye çalışıyordun değil mi Faruk? Evet. Ay Yeşimcim, yani ben de inan babanın bu kadar sert tepki vereceğini beklemedim. Ama yapalım, evin reisi o. Emin misin? Lütfen Faruk. Lütfen evin reisi sensin. Kapatalım artık bu konuyu. Dilek. Faruk, senin yetişmen gereken bir nikah töreni yok muydu? Ya Yeşim, bak bir tanem papatyam şimdi... Aslında bu... Yani bu köpeğin... Ne yapacağımızı bilmiyorum yani, biliyorsun evimizin hayvan kontenjanı dolu. Belki teyzen gidince. Arzunun hiç değilse evi pisleme tehlikesi yok Faruk. Bu köpeğin de her seferinde 200 lira telefon faturası getirme tehlikesi yok. Eğer bir tercih yapacak olursam ben... Tamam, kontenjanımız dolu Yeşimcim. Zaten sahibi çıkar bunun yarın. Gelir alır onu. Peki... Bu akşam yanımda kalabilir mi? Kalabilir. Yarın teyzenle birlikte muhtara gidersiniz. Sahibi haber vermiştir zaten oraya. Tamam. Acıkmış belli ki. Susamıştır da. Hadi ben de kıyma ısıtayım azıcık. Ben de gidip yatayım. Cime! Cime baksın. Cimcime koyacaktım adını.